Dilimizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da efsanelere konu olmuş inanılmaz güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan dalış serimizin yeni videosunu çekmek için Antalya'dan kalktık, Van'a geldik ve bugün hedefimizde Van Gölü'nün derinliklerinde yatan bir Rus savaş gemisi var. Van Gölü'nün ortasında bir Rus savaş gemisinin ne işi var demeyin arkadaşlar. Hikayeyi ben dinledikten sonra çok heyecanlandım ve gelip burada bu videoyu çekip sizlere bu güzel batığı, bu su altı resifini, bu yaşanmış hikayeyi anlatmak istedim. 1878 yılında arkadaşlar Berlin Anlaşması diye bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmaya göre Erzurum'dan Van'a kadar 6 farklı ilimiz Ermenilere veriliyor, yani vilayeti Sitte, ve ardından 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Rusların da bu bölgeyi işgal etmesiyle beraber Ermenilerle beraber Ruslar buraya geliyor. Kendilerini bir tersane kuruyorlar ve bölgenin hakimiyetini sağlayabilmek, askeri mühimmat taşıyabilmek ve savaşta kullanmak için kendilerine burada kurdukları tersanede 3 tane savaş gemisi üretiyorlar. Gemilerin 2 tanesinin nerede olduğu şu anda bilinmiyor. Bir rivayete göre birisi yanmış, birisi de Akdamar gemisi gibi suyun derinliklerine batmış. Bir tanesi de birazdan kıyafetlerimizi giyip sizlere göstereceğimiz Akdamar savaş gemisi. Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele ile beraber topraklarımızı geri aldığımızda gemilerin himayesi de bize geçiyor ve 1958 yılına kadar arkadaşlar bu gemilerle, bu savaş gemileriyle biz ne yapıyoruz? Gıda taşımacılığı yapıyoruz, hayvan taşımacılığı yapıyoruz. Ta ki o büyük fırtına kopana kadar. Fırtına kopuyor. Gemi sahile yaklaşırken büyük bir kayaya çarpıyor ve kayadan almış olduğu darbeyle beraber suyun derinliklerine gömülüyor. Yaklaşık 106 yaşındaki bu gemiye birazdan kıyafetlerimizi giyip sizlerle birlikte dalacağız ve geminin bütün detaylarını ince ince sizlere göstereceğim. Kabinlerinden dümenine kadar, dümeninden bataryalarına kadar her deliğine gireceğim, çıkacağım ve sizlerle birlikte çok güzel bir görsel şölen yaşayacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ekipmanlarımızı giydik ve ekiple birlikte birazdan dalışımızı gerçekleştireceğiz. Yanımda Van Diving'den Furkan Hoca ve Serkan Hoca var. Kendileri bu geminin keşfinden bugüne burada dalış yapan insanlar ve konu hakkında çok bilgi sahibi oldukları için bugün hem bize su altı güvenliği sağlayacaklar hem de çok bilgili oldukları için konu hakkında bize böyle güzel güzel bilgiler verecekler. Sizden dinleyelim, geminin bulunuşu nasıl oldu? Biz Van Discovery Team olarak uzun yıllardır Van Gölü'nde aldığımız duyumlara göre keşifler için dalışlar yapıyoruz. Yine Adil Cevaz ilçemizde Cumali Birol abimizin babası bir tekne imalatçısı olduğu için çocukluğunda ondan almış olduğu bilgilere dayanarak çok uzun süre bu bölgede dalışlar yaptık. En son dalışımızda ilk olarak Cumali Birol'un babasının Cumali Birol'a teknenin direğini gösterdiği noktayı keşfettik ve Rus batığını keşfettik. Cumali Birol diye birisi var. Evet. Bunun babası tekne imalatçısı. Evet. O oğluna bir savaş gemisi batığı olduğunu söylüyor. Ve bunun üzerine siz araştırma yapıyorsunuz ve bu gemiyi buluyorsunuz, öyle evet, mi? Cumali Birol dalışla tanıştıktan sonra, bizim ekiple tanıştıktan sonra bu teknenin keşfedilebileceğine inandı. O yüzden bu dalışlar tekrarlandı, yapıldı. Hadi bakalım, bugün Serkan Hoca ve Furkan Hoca ile birlikte gemimize dalacağız. Ve şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Van Gölü hem tuzlu hem sodalı olduğu için herhangi bir mikroorganizma bu gölde yaşamıyor. Sadece bir canlı yaşıyor, o da inci kefali. Yaklaşık 60 yıldır suyun altında yatan bu gemi sanki dün batmış gibi sapasağlam suyun altında duruyor. Bugün sizlerle birlikte buna şahit olacağız. Yani dümeninden kameralarına kadar her yer sapasağlam. Sadece bir farklılık var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gemi bizim himayemize geçince deniz işletmecilik, değil mi? Evet, amblemi sonradan ekledik. Deniz işletmeciliği amblemini üzerine çakmışız. Onu da dalınca göreceğiz zaten. Siz hazırsanız ben hazırım. Biz hazırız. Teşekkürler Van Diving diyoruz. Böyle bir resife dalabilmek için insanlar Mısır'a gidiyor. Ama hep bozulmuş. Bu kadar sağlam, günümüze aktarılan başka bir resif daha yok. Hepinizi Van'a dalış yapmaya bekliyoruz. Hocalarımı bulun, sizlere yardımcı olacaklar. Hadi gidelim. 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 Şimdi geminin bulunma hikayesi çok ilginç. Bir babadan oğula hikaye olarak anlatılıyor. Yıllar sonra bu adam dalgıç oluyor ve arkadaşlarıyla birlikte gelip gemiyi keşfediyor. Geminin varoluşu çok ilginç. 1. Dünya Savaşı'nda Van'a gelip tersane kuruyorlar. Ermeni ustalar Ruslarla birlikte savaş gemisi yapıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bizim elimize geçiyor. İşin ilginç tarafı, biz hayvan taşımacılığında kullanıyoruz savaş gemisini. Orası ilginç. Van Gölü'nün sodalı olmasından dolayı 60 yıldır suyun altında kalmasına rağmen gemi hiç bozulmamış. Çok garip ve ilginç bir hikaye. Sizlerle de bunu paylaşacağım için çok mutluyum. Ayrıca yeni dalış takımım var. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Güzel. Artık tam profesyonel. Sizlere böyle gerçekten kaliteli içerikler sunabilmek için kendi ekipmanlarımı da geliştirdim. Daha uzun süre suyun altında kalabilmek için, daha derinlere dalabilmek için tam profesyonel ekipman artık. Hocalarımız tüple dalacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben serbest dalış yapıyorum. Bana su altında güvenlik sağlayacaklar ve daha güzel görüntüler çekebilmemiz için onlardan destek alacağız. Ben hazırlanıyorum. Dalıyorum artık yavaş yavaş. Çok heyecanlıyım. Bir gideyim bakayım, belki Ermeni şeyi falan çıkar. Altın küp müp bir şey çıkar. Çıkarsa bizimdir ha. Şimdi olayın gerçekleştiği tarihte bu bölgede büyük bir fırtına olmuş. Gemiyi süren kaptan kendisi ve 50 koyunla beraber kıyıya kadar yanaşmış
tam kıyıya çıkacakken suyun altındaki büyük bir kaya parçasına tekneyi oturtturmuş, tekneyi çarptırmış. Çarpınca da tekne çok büyük bir hasar alıyor ve suyun dibine doğru batmaya başlıyor. Kaptan kendini kurtarıyor ama hayvanlar suda telef oluyor arkadaşlar. Birazdan daldığımızda belki onların kemiklerini de görürüz. Gemi sapasağlam kalmış. Dediğimiz gibi su sodalı olduğu için gemi hiç bozulmamış. Dalış serimizin en ilginç videolarından birisi. Van Gölü'nün ortasındayız. Batık bir savaş gemisi var. Bu savaş gemisi Rus savaş gemisi. Ve hiç bozulmamış. Şamandıramızı attık. Gemimizin burnu 7 metreden başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık 26 metreye kadar uzanan bir uzunluğu var. Çünkü burada kıyı şu şekilde. Gemi oturmuş o şekilde duruyor. Şimdi biraz nefesleneceğim. Daha sonrasında dalmaya başlıyoruz. Ses geliyordur. Teknenin burun kısmından girdik. Akdamar yazısını sizlerle birlikte gördük. Ardından teknenin ırgat kısmına geldik. Irgatın orada halatları, zincirleri sizlere gösterdim. Ve devamında yüze yüze teknenin bayrak direğine kadar geldik. Arka kısmına doğru ilerleyeceğiz. Arka kısımda da bataryaları var arkadaşlar. Teknenin akülleri hala üzerinde duruyor. O kısmı görüp gerçekten en ilginç noktalarından birisine gidiyoruz. Ve girebilirsek sizlerle birlikte bir tane kameraya gireceğiz. İçeri tarafa. Hadi bakalım. Thank you.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gölün su yapısından dolayı teknenin hiçbir kısmı bozulmamış durumda. Suda biraz bulanıklık var. Hem mevsimsel partikül oluşumundan dolayı hem de çok fazla dalgıç arkadaş var benden başka dalan. Ondan dolayı birazcık bulandırdık suyu. Gemimiz 40 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir şilep, Rus yapımı, Ermeni ustalar tarafından yapılmış bir savaş gemisi. Döneminde burada askeri mühimmat taşımada kullanmışlar. Bölgenin hakimiyetini sağlayabilmek için yapmış oldukları 3 farklı gemiden birisiymiş arkadaşlar bu. Ve şu anda da Van'da dalış turizmine açılmış durumda. Sizler de gelip burada dalış yapabilirsiniz. Hadi giriyoruz tekrardan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel görüntüler kaydettik. Yaklaşık 1,5 saattir sudayım. Epey yorucu bir dalış oldu. İyi ki Van'a gelmişim. Çünkü böyle bozulmamış bir resifi bulabilmek imkansız. Suyun yapısından dolayı sanki dün batırılmış gibi sapasağlam duruyor. Teknenin burnundan yan taraftaki Akdamar yazısına, ırgattan bozulmamış zincire, kaptan köşküne, dümenine, arkada hala duran akülerine, çanına ve elimize geçtikten sonra kendi damgamızı bastığımız teknenin borusuna kadar her yeri sizlere göstermeye çalıştım. Epey derin, 7 metre, 8 metrede başlıyor. 24, 25 metre, 26 metreye kadar derinliğe ulaşan bir gemi. Şöyle eğimli bir şekilde oturmuş arkadaşlar tekne. Çok çılgın, kimsenin yapamayacağı videoları izlemek için videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize bu imkanları sağladıkları için Van Valiliğine ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.